Evet, takipçi ve izleyiciler, 1 Mart Muhasebeciler Günü ve Vakıfbank'ta bir muhasebeci serbest mali müşavir Zülgüf Çavdar'la beraberiz. Sayın hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi hamdolsun, iyi olmaya çalışıyoruz. Bu pandemi döneminde nasıl olduğumuzu siz daha iyi biliyorsunuz. Bu güzel Muhasebeciler Günü'nde neler hissediyorsunuz? Gerçi pandemi de var ama. Evet, yani muhasebe mesleği bizim onurlu bir mesleğimiz. 45 yıl önce bu mesleğe başladım. Hala da devam ediyoruz. Ama hep her zaman söylenir, eskiler çok daha iyiydi. Eskiler şöyleydi, böyleydi. Hakikaten biz de öyle artık demeye başlayacağız. Çünkü eskiden bu kadar teferruat, kırdasiye yoktu. Teknoloji ilerledikçe rahatlarız derken, yani rahatlık olacağına daha çok bizim işlerimiz sıkıntılı ve stresli. Çünkü durmadan kanunlar değişiyor. KDV indirilir, KDV çıkarılır, beyannameler değiştirilir, bildirgeler değiştirilir, muhtasar beyanname değiştirilir, stopaj aşağı, stopaj yukarı. Yani bıktık, her gün kanunun değişmesi için bilgisayarlarda biz araştırma yapıyoruz. Bugün ne değişti, yarın ne değişecek? Ona uyalım, altyapısı yok. Bir yere de kanun çıkarılıyor kararnameyle. Ondan sonra altyapı yapılmadan, biz bilgisayara nasıl gireceğimizi bilmeden kanun çıkıyor ve yapmasan cezasını vereceksin deniliyor. Onun için muhasebe mesleği artık bizi sıkmaya başladı, çok zor olmaya başladı. Ne mutlu bir vergi yasasında, ticaret kanununda, vergi usul kanununda yapılan bunun gibi bir sürü bizleri ilgilendiren sosyal güvenlik kanununda yapılan kanunlar bir kere de yapılsa ve bundan sonra da devamlı aynı şeyler devam etse standart şekilde biz de yorulmayacağız. Ama 45 yıl oldu bu mesleği yapıyorum. En zor dönemlerden geçiyoruz. Yani mesleğimiz çok kutsal bir meslek. Biz vergileri tahakkuk ettiriyoruz. Devletle mükellef arasında bir köprü niteliğinde çalışıyoruz. Mükelleflerden biz alacağımızı ücreti alıyoruz. Ama tabii mükellefler de, esnafımız da şu anda çok dar durumda. Onlar da kazanacak, bize verecek. Onların da kazancı azaldığı için bizim de sıkıntılarımız çoğalıyor ve çalıştırdığımız elemanların maaşlarını ödeyemez duruma geldik. İnşallah bir gün açılacak diye bekliyoruz. Düzelecek diye bekliyoruz. İnşallah bir gün düzelir. Biz de rahat ederiz. Muhasebecilerin mesela kanundan bahsettiniz ya. Mesela bir köprü dediniz. Esnafla devlet arasında, mali arasında bir köprüyüz dediniz. Ya sizin özlük haklarınız yok mu yani? Hayır, yani biz aslında devlet memurları yasasına göre biz hada yaptığımızda cezamızı çekiyoruz. Yani 650 yetabit devlet memurları yasası ne ceza veriyorsa biz de yaptığımız işlerden sorumluyuz. Mesela esnafın lehine bir şey yaptığımız zaman devletin aleyhine olursa ki bu bunun hem cezası ya cezasını hem mükellef çekiyor hem de muhasebeci çekiyor. Hatta meslekten de men olma durumu var. Yani bize yaptırımlar uygulanıyor ama bize devlet olarak hiçbir katkısı yok. Yani özlük hakkı nerede? Yani öyle bir şey bize verilmiyor. Biz kendi kendimize çalışıyoruz. Çalışan arkadaşlar, yeni başlayanlar hep Bağkur'dan başlıyor. Emeklilik şartları, sosyal güvenlikte. Bunun haricinde kendisi primini ödüyor. Devletten bize hiçbir katkı yok.
Biz sadece devletimiz için, milletimiz için çalışıyoruz. İşte esnafımızdan, milletimizden alabilirsek paramızı alıyoruz. Bu şekilde mücadele ediyoruz. Yani muhasebecilerin durumu bu. Peki evet. Siz esnafın durumunu nasıl görüyorsunuz? Sürekli esnaflar iç içesiniz. Durum nasıl görüyorsunuz esnafı? Veya gördükleriniz nelerdir daha doğrusu? Şimdi esnafın biz defterlerini tutuyoruz. Çalışan işçilerin sigorta portolarını hazırlıyoruz. Bütün yazışmalarını dairelerde biz yapıyoruz. Sistemden yapıyoruz. Yani eskiden elde manuel yapıyorduk ama şu anda bilgisayardan beyannameleri veriyoruz, defterlerini yazıyoruz, dilekçelerini yazıyoruz, mail yoluyla ilgili bakanlıklara gönderiyoruz. Esnaf eskiden tabii alım gücü insanların olduğu için daha çok alışveriş yapıyor, daha çok kazanıyordu. Fakat şu anda toplum olarak insanların alım gücü azaldığından dolayı kısıtlı olarak yiyecek, içecek, yiyeceklerini almaya başladı ve alım gücü azaldı. Bir taraftan da fiyatlar, yani alacağı karşılığındaki yiyecek, yiyecek, içecek gibi malların fiyatları çok aşırı derecede arttı ve alım gücü bundan azaldı. Yani şu anda asgari ücretle çalışan bir insan zaten şu anda açlık sınırının altında 4.253 lira. Yani bunun aldığı ücret. Şimdi peki bu yine bu kadar para alıyor, onunla biraz bir şeyler yapıyor. Hiç geliri olmayan ne yapacak? Onun hali çok perişan. Onun için yani esnafımız da bunlardan etkileniyor. Esnafımız satış yapamıyor. Satış yapamadığı için mecbur piyasada artan fiyatlar karşısında elinde bulunan malların fiyatlarını yükseltiyor, fiyatlarını yükseltiyor. Yani sadece bir KDV indirimi yapıldı %7 diye. Bu KDV indirimi de her malda yok. Bu da fiyatlara doğru dürüst yansımadı. Adam elin aldığı %18'le malı %18'le bitirmeden %7 KDV indirip ona uygulamıyor. Çünkü o da haklı. Çünkü onu 18'den aldı. 7 ile satarsa 11 puan kendisi cebinden zarar edecek. O mallar bitene kadar ancak %18'den elindeki malı satacak. Ondan sonra da indirecek onu 8'e. Yani bu o bakımdan esnafın durumu çok zor. Ödeyeceklerini, banka kredilerini ödeyemiyor, kredi alınıyor, krediler ödenemiyor. Elektrik su parası var, telefon parası var, kira parası var. Yani bunlar esnafın belini büküyor. Onun için biz de bu arada onların işini yapıyoruz. Muhasebe ücretini istediğimizde git yarın gel, git öbür gün gel, bir dahaki hafta gel gibi böyle bizi oyalamaktan biz de yorulduk. Biz de parayı alamayınca elemanlarımızın ücretini veremiyoruz. Veremediğimiz için bizim işlerimiz daha çok sıkıntıya giriyor. Böyle bir dar boğazda devam ediyoruz. Esnafın durumu iyi değil. Yani inşallah ekonomimiz düz alır. Esnafımız da yani insanların eline para geçer. Esnafımız da alışverişini çoğaltarak piyasa rahatlamış olur. Şimdi ekonomik duruma geçeceğiz de şey dediniz, açlık sınırı işte 4.250 yani asgari ücretten ama mesela en düşük maaşta 2.500. Nasıl geçinecek vatandaş? Kapitezlik yok mu yani? Yani 2.500 lira emeklinin maaşını yaptılar. Yani tamam aslında, en aslında düşük... şu anda emekli olan birisi, şu ana kadar devam edip de emekli olan birisi 1.300, 1.200, 1.400 civarında maaş alıyordu. Tabii bunu bir kere de bu geçim şartları zor olduğu için 1200 liradan 2500 liraya çıkarttı devlet. Ama açlık sınırı 4.250. Üdeki adam üdeki ne? Yok, asgari ücret 4.250 net oldu. 2825 liraydı. 4.253 lira oldu. Güzel, artış güzel. Ama artırdın, rahatlayacak fakat
adamın elektrik parası %127 arttı. Su parası öyle, kira parası öyle. Yani o zaman verdiği o farkı iki katıyla geri almış oldu. Yani şimdi devlet diyor ki ben asgari ücreti 4.253 lira yaptım. Ha tamam, sen 4.253 lira yaptın ama kardeşim ben çalıştırdığım elemanın maaşını ben veriyorum. Sigorta primini ben ödüyorum. Vergisini ben ödüyorum. Ha vergisini bu sene kaldırdı. Asgari ücretten kaldırdı. Ama bu işverenin belini büküyor. Esnafın belini büküyor. Muhasebeci çalıştırıyorsa işçi onun belini büküyor. Asgari ücreti biz veriyoruz. Devlet vermiyor ki. Devlet bundan vergi alıyor. Sigorta bundan prim alıyor. Yani bunu da işveren ödüyor. Yani işveren burada esnaf olarak bizler, biz serbest muhasebeci mali müşavirler ve esnafımız çok zor durumda. İşçi çalıştıramıyor artık. İşçiyi bırakmak mecburiyetinde kalıyor. O bakımdan istihdam azalıyor. Yani şöyle bir darboğazda memleketimiz, milletimiz çırpınıp devam ediyoruz hayata. Peki Türkiye'nin ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Nasıl düzelir bu iş? Türkiye'nin ekonomisinin düzelebilmesi için biz üniversitede okuduğumuz kitaplarda öğrendik bunu. İktisat kitabında Türkiye'de üretim olacak. Yani her dalda üretim olacak. Önce başlayalım, diyelim ki çiftçi üretim. Çiftçiler üretecek. Çiftçiler mahsullerini üretecek. Üretecek ve ondan sonra sanayi başlayacak. Yani hububat işte şeker pancarından al da ay çekirdeğine işte buğdayından işte, meyvesine kadar hepsi bunlar üretilecek ve ondan sonra da bununla beraber fabrikalar çalışacak. Fabrikalar çalışınca da çalışmaya başlayınca işçi istihdam edecek. Burada işçilik çözülecek. Fabrika çalışacak, üretecek. Ürettiği zaman ne kadar üretiyorsa Türkiye, o zaman bu üretimin karşılığında Merkez Bankası'nda rezervimiz oluşacak ve oradaki değere göre paramız değer kazanacak. Yani biz bir şey üretip dışarıya satacağız ve ihracatımız ithalatımızın 2-3 katı olacak. Ama şu anda bakıyoruz ki ithalatımız ihracatımızın altında. Hep dolar karşılığında, euro karşılığında alıyoruz. Onun için dolar da bir yandan yukarı gidiyor. Buğdayı dışarıdan alırız. Şekeri dışarıdan alırız. Bütün diğer malları dışarıdan alırız. İçeride olan fabrikaları da hep satıldı. Özelleştirildi. Özelleştiren adamlar da, bunlar da Türkiye'li değil. Yurt dışından gelip fabrikalar alınıyor. Ondan sonra da şimdi fiyatları indireceğim deniliyor. Ama fiyatlar inmez. Ancak devlet desteği olacak ki fiyatlar inecek. Bakacak ki halkım zorlanıyor. Ben bunu biraz daha aşağı indireyim. Sen sattın onu birisine, kar amaçlı aldı onu adam. Adama diyorsun ki fiyatları indir. İndirir mi? Kim inanacak buna? İndirmez. Adam karı için almış onu. Fabrikayı çalıştıracak. Ürettiği maldan kar edecek. Ama şu anda çiftçi, sanayici, yani elektrik zaten pahalı oldu. Doğalgaz pahalıya geliyor. Ve petrol pahalı. Haftada bir petrole zam geliyor. Peki buna gelen zamlar bütün mallara sirayet ediyor. Niye? İstanbul'da üretilen, Ankara'da üretilen, Samsun'da üretilen mallar Karadeniz'e veyahut da Türkiye'nin her tarafına neyle dağılıyor? Nakliye ile. Bu nakliye o zaman işte mazot da biniyor. Mazot masrafı biniyor. Şoför masrafı, arabanın yıpranma masrafı derken bütün bu üretimde şeyler, maliyetler yükselmiş oluyor. Biz önce tarım ülkesi olarak Türkiye'de tarımdan başlamamız lazım ilk olarak. Tarımı destekleyecek devlet ve ondan sonra tarım iş rahatlayacak, üretim çoğalacak. Üretim çoğalınca fabrikalar çalışacak. Fabrikalar çalışınca mal üretilecek. Mal fazlalığı yurt dışına ihraç edilecek. Yurt dışından dolar girecek. Dolar piyasaya girdiği zaman çoğaldı mı? Ne oluyor?
Dolar çoğalınca, arz fazla olunca doların değeri düşecek. Şimdi biz bir şey üretip dışarı satmıyoruz. Dışarıdan ev aldığımız için doların değeri devamlı yukarıya gidiyor. Ve ekonomi böylece bu sistemle, yani bu gidişle bu şekilde düzelmez, düzelmeyeceğini görüyoruz. Ancak Türkiye'de üretim yapılacak. Sanayide de, ziraide, tarımda da, yani her yerde üretim, üretim, üretim. Üreteceğiz ve satacağız. Fazlasını dışarı vereceğiz. Dışarıdan da dolar girdisi, euro girdisi olacak. Türkiye'de dolar da düşecek. Ekonomide rahatlayacak. Yani bunun haricinde Türkiye'de ekonomi düzelmez. Evet, tekrar muhasebecileri gününüzü kutluyoruz. Trabzon Büyük Liman TV ekibi olarak sizlere konuk etmekten, size konuk olmaktan çok mutlu olduk. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimizi gelip büromuzda bizimle paylaştığınız için sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.